Gitti paracıklar gitti. Obiçam da pomagam na turistia. Turistlere yardım etmeyi severim. Hadi 1000 de sizden 5000 de 6000 nedir ya? Efendim merhabalar. İstanbul'dan 550 kilometre uzakta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız. Dün öğlen 11'e doğru yola çıktık. Ve ne yalan söyleyeyim sallana sallana geldik. Edirne'de ciğerimizi yedik, istediğimiz yere uğradık. Sınırdan sonra yol biraz bozuktu zaten. O yüzden yolculuğumuz biraz uzadı. Normalde 5,5-6 saatte alınabilecek bir yolu 8-9 saatte falan aldık yani öyle söyleyeyim. Akşamüstü buraya geldik o yüzden gezme fırsatımız olmadı. Sabahın ilk saatiyle de kendimizi dışarı attık Sofya'yı gezelim diye. Burası Svete Nedelya, Sofya'nın meydanı. Svete Nedelya Kilisesi'nden almış ismini. Hemen bu tarafta da bir heykel var. Burası bu heykel de Sofya heykeli. 2001 yılında dikilmiş. Yerinde bir Lenin heykeli varmış. Sovyet etkisini biraz azaltmak için galiba 2001 yılında bu heykeli dikmişler onun yerine. Neyse işte bugün Sofya'dayız. Sofya'da gezecek bir sürü adresimiz var. Bir sürü de zamanımız var. Ama hiç acelemiz yok. Kurallarında dediği gibi nema problema. Buyurun Sofya'ya gidelim. Buradan geçmek yasak mı oradan? Değil mi? Ne? Işığın oldu buradan mı geçti diyor. Ne kadar şey ceza? Kaçırdık mı? <bana. gülüyor> Buradan geçmek yasak mı? Podlesi. Underground. Bu taraftan ya. Dolaşacağız. Ha. Ne kadar cezası? Ne kadar? Ceza. Balın çok ceza. Hamane leva. Zeiss. Zeiss euro. Zeiss euro. Üf. Yani ne kadar? Tüm seyahatlerde her şeyin yolunda gitmesi için. Bir de planladığımız bir Afrika seyahatimiz var. Onun olması için. İnşallah keşke olsa. Burası Svete Nedelya Katedrali. Meydana da ismini veren katedral aynı zamanda. 1856-1863 yılları arasında inşa edilmiş. Eski bir kilisenin üzerine inşa edilmiş. Bulgarlar tarihi boyunca birçok medeniyetin etkisi altında kalmışlar. Bu coğrafyadaki birçok ülke gibi tabii ki yani. Bizansların özellikle çok büyük etkisi varmış. O yüzden Bizans döneminden kalma freskler ve resimler var kilisenin içinde ağırlıklı olarak.
Çok da güzel resimler. Mutlaka görmemiz gereken bir kilise olduğunu söylediler. O yüzden geldim. Gerçekten güzel bir kilise. Bulgarların tarihi boyunca özellikle komünizm döneminde çok büyük sıkıntıları olmuş. O dönemlerdeki isyanlarda buraya saklanmak, kiliseye saklanmak isteyen yüzlerce insan burada katledilmiş. O yüzden Bulgarlar için ayrıca böyle bir tarihi önemi de var bu kilisenin. Ama gerçekten sadece bu resimleri ve freskleri ve iç mimarisiyle görmeniz gereken yerlerden birisi. Nisan etkinlikleri tüm hafta boyunca bütün hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Gördüğünüz gibi Sofya'dayız tabii. 23 Nisan falan etkinliği kutladıklarını zannetmiyorum ama yine özel bir şeyi kutluyorlar herhalde, bilmiyorum. Sofya'da şehrin ortasında yoğun ve büyük bir kazı çalışması var ama bu kazı çalışması bir yol inşaatı yapılıyorken ortaya çıkmış. Tarih eserleri meydana çıkarmak için yapılıyor galiba, anladığım kadarıyla. Bizim metro inşaat sırasında çıkan eserler gibi. Onlar da inşaatın yanında bir yandan kazı yapıyorlar. Kim bilir ne dönemde ne eserler çıkıyor. Burası Sofya'nın en büyük ve en işlek caddesi olan Maria Luisa Caddesi. Meydana çok yakınım şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz caminin ismi Banyabaşı Camii. 1576 yılında yapılmış. Osmanlı bu topraklardan çekildiğinde burada 32 civarında cami varmış. Bunlardan 5'i günümüze kalmış. Arkamdaki Banyabaşı Camii de halen ibadet edilen tek cami. Bu coğrafyadaki camilerin çoğunda olduğu gibi mimarı da Mimar Sinan Efendi. Buyurun Banyabaşı Camii'ni gezelim. Caminin yapım yılı benim baktığım kaynakta 1576 olarak geçiyor ama girişindeki levhada gördüm 1567'ymiş. Sofya 3 Nisan 1879 yılında Bulgaristan'ın başkenti ilan edilmiş. O ilanda bu binada Bulgaristan'ın eski parlamento binasında yapılmış. İyi nöbetler arkadaşlar. Sezen, sen ne yapıyorsun şimdi? Biz oynuyoruz burada. Ha, oynuyoruz. Bunlar evet. Oyun kıyafetleri. Evet. Ne oynayacaksınız? Bulgar şeyinin
Yani bizim kılıçlarımız var, onlarla oynuyoruz. Aha. Şimdi ne var burada? Yani bir şeyler gördüm ben, yolda da gördüm böyle kıyafetlerle falan. Böyle bir özel bir günü mü yani? Şey, yok, şu Bulgaristan'da an değil de olacak. Ne, 6 Mayıs'ta. 6 Mayıs'ta ne günü o? Bulgar Rotası'nın günü galiba. Ha, anladım, anladım. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum sizden tanıştığımda. Hoşçakal. Bulgaristan'ın ilk sakinleri Hint-Avrupa kökenli bir kavim olan Traklarmış. Daha sonra bu topraklara milatla birlikte önce Romalılar sonra da Bizanslar hakim olmuşlar. Dolayısıyla arkeoloji müzesindeki tüm eserler de Roma ve Bizans dönemine ait eserler olsa gerek. Ocak 2007 tarihinde Avrupa Birliği'ne giren Bulgaristan, Avrupa'nın en büyük 16. ülkesi olmuş. Sofya'da Bulgaristan'ın en büyük şehri. Nüfusu 1 milyon 300 bin. Yani İstanbul'un toplam 3 semti kadar. Oynamayı biliyorsan gel oyna diyor amca yani. Yoksa diyor niye çekiyorsun? Kaç leva? 5 leva. Nema problema. Nema problema. Bu iş mata gider, bu iş mata gider. Ne yapacağız şimdi? Bunu devirelim artık. Hop, bitti. Şahmat. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Eyvallah, görüşürüz. Tabii ki parayı vermemiz lazım. Ne yapacağız? Gitti paracıklar, gitti. Vallahi baba sık oynuyor. Vallahi gerçekten iyi oynuyor. Ben de biraz da bir şey yaptım ama neyse. Sofya Şehir Tiyatrosu'nun önündeyim şu anda. Muhtemelen Avrupa'nın birçok ülkesindeki tiyatrolarda olduğu gibi bu tiyatronun yöneticileri de tiyatroyu bilen, tiyatronun içinden gelen insanlardır diye tahmin ediyorum. Bizde de yakın zamana kadar öyleydi. Oha, balta var ya. Domuz Bank. Nerede? The big Domuz Bank. You see? Is it Domuz Bank? It's a piggy bank. Piggy bank. Çok iyiymiş ya.
Efendim günaydın. Sofya'daki çekimlerimizi bitirdik. Şimdi Plovdiv'e gidiyoruz. Plovdiv, Sofya'ya 150 kilometre mesafede bir sanat şehri. Evet, güzel bir şehirmiş, öyle dediler. Bakalım, gidip göreceğiz. Bulgaristan topraklarından geçmiş iki büyük medeniyetin eserlerini bu kadar birbirine yakın görebileceğiniz bir yer daha olduğunu sanmıyorum. Burası Plovdiv'in şehir merkezi. Bu küçük amfiteyatroda bir belediye kazısı sonucu yakın tarihte bulunmuş. Arkamdaki cami de 1. Murat tarafından yaptırılmış. Evet, 1367 yılında. Murat Hüdavendiger Camii. Halen de far olarak kullanılan bir camiymiş. Osmanlı ve Roma ve günümüz. Biraz küçük bir yer tabii İstanbul'a göre. Plovdiv. Plovdiv Bulgaristan'ın ikinci büyük şehri. Bulgaristan için büyük yer. Öyle mi? 7,5 milyonluk ülke için burası ikinci şehri. Evet. Ama biz her yerde, Varna, Sofya her yerde Türkmenleriz. Filibe değil mi buranın Filibe aynı zamanda ismi? Evet, eski Osmanlı zamanında Filibe. Burası köftesiyle meşhur değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Yok, burada köfte yoktu. Burada... Eminönü'ndeki Filibe köftecisi? Hiç gitmedim ben, bilmiyorum eski ama. Eski köfteciydir, Filibe'den gitmiş olabilir. Öyle mi? Evet. Ha şimdi, buradan gelme diye yani. Köfteci Filibe'lidir. Köfteci evet, de Filibe öyle köftesi olmuş. Burada köfte biliyorsunuz Bulgaristan'da. Filibe de Filipopolis isminden geliyor. Ha. Eski isimlerden. Anladım. Tarihi şehir. Tabii Makedon Filibe, Makedon kralı Filibe'den geliyor ama o köftenin olmaması tabii bizi... Niye? Türk bir köftesi var. Yemek özellikle yemediyseniz. Peki Bulgar yemekleri yapan bir yer var mı? Öyle otantik bir yer Bulgari var mı? Var şurada arkada hemen eski yani. Çok aynı şeyiyle iç dekoruyla. 20-30 senelik lokantadır. Çok güzel. İsmi ne? Çuçura göstereyim size orasını. Tamam. Buradan mı? Şuradan gidelim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Yemeğimiz geldi. Bu geleneksel Bulgar yemeklerinden biriymiş. İçinde efendim sucuk var, peynir var, domates var. Böyle bir geleneksel güveç. Galiba anladığım kadarıyla. Neyse. Bana afiyet olsun. Güzel. Plovdiv'in yani Osmanlı dönemindeki ismiyle Filibe'nin
bir sanat ve tarih şehri olduğunu söylemiştim. İşte onun kanıtlarından birisi. Burası Bulgaristan'ın en eski konservatuvarlarından birisi. Şu anda Olsi'deyiz. Palaudiv'deki eski yerleşim yerinde. Bu da eski tarihi evler ve aynı zamanda dediğim gibi birçok sanat okulunun da bulunduğu mekanlar var. Sesi de duyuyorsunuz. Şu anda biri bir arya çalışıyor galiba. İşte piyano çalışanlar, arya çalışanlar filan sokaktan geçerken sanatın sesini dinleyerek tarihe doğru gidiyorsunuz. Evet, bu sokağın ucunda da bir tarih yatıyor. Avrupa'nın en eski amfiteyatrolarından biri bu. Merhaba. Siz mi yaptınız bunları? Profesör Akademi. Merhaba. Merhaba. Memnun oldum. İsminiz? Teacher. Okay. Okay. No Turkish mi oldu? Öyle mi? What is your name? Süleyman Demirel, Tansu Çiller. Aha. Bir çetiri dena bir Istanbul. Öyle mi? Да. А. Это такая голяма картина купила. Коем джогу. Hı hı. Süleyman Demirel ve Tansu Çiller'e bir resimlerini falan vermiş galiba anladığım kadarıyla. Şimdi şeye gideceğiz. Amfiteyatroya gideceğiz. Sonra dönüşte uğrarım. Dönüşte alırım. Olur mu? Okay. Nema problema. En güzel. Здравей. Здравей. Колко ви държа? 3 лева. 3 лева. Благодаря. Bugün Plovdiv'deyiz. Hey? Ha, doğru. Bak bir diğer ismiyle Plovdiv. Aslında doğru söylenişi Plovdiv. Ben arada bir Plovdiv diyorum. Kabalemi mazur görün. Efendim, Plovdiv Bulgaristan'ın Sofya'dan sonra ikinci büyük şehri. 600 bin nüfusu var. Bu bulunduğumuz yerin ismi amfiteyatro. Onu biliyorsunuz zaten. Bu da milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış bir mekan burası. Başka bir şey var mı? Adamın ismini gene unuttum. Kim yaptıydı onu? Trajan ha. Trajan zaten bu gördüğünüz şekillerden anlamışsınızdır onun Trajan olduğunu. Yani bunu Trajan'dan başkası yaptırmaz. Trajan yaptırdığı zaman bu bir Trajan'ın şeyi falan diyorlar. Yani. Özellikle bilinen bir insan yani. Sütunları falan çok seven bir insan. Neyse bu amfiteyatro dediğim gibi Balkanların en sağlam kalmış yapılarından birisi fakat 1972 yılında bir öğle vakti, bir toprak kayması sonucu bir tesadüf eseri çıkıyor. Bu eser ortaya çıkıyor. Yani o toprak kaymasa burada böyle bir şey yok. Yani o zaman sadece sanat şehri olacak yani Plovdiv. O zaman tarih şehri olmayacak. O yüzden bu güzel eseri bir toprak kaymasına borçluyuz. Efendim daha söyleyecek ne var? 2. yüzyıl dedik. 600 bin nüfus dedik. Rakamların hepsini tek tek ben size verdim. Daha ne? Yani internete gir bak buna yani. Beni de bu kadar zorlama. Buyurun gezelim. Bu amfiteyatroda solumda gördüğünüz kolon 21. yüzyıl eseri, sağımda gördüğünüz kolon da milattan sonra 2. yüzyılın eseri. Evet. Bu günümüze kalmayı başarmış fakat bu başaramamış. Onu da bizim ustalar sağ olsunlar. Efendim harçlan
kalıpla, çimentoyla benzerini yapmışlar. Tarih kitaplarında bu amfiteyatronun 6000 kişilik bir kapasitesi olduğu söyleniyor. Bana sorarsanız 2000 kişi, hadi bilemedim 3000, la 1000 de benden koy 4000, hadi 1000 de sizden 5000 de 6000 nedir ya? Şu an önünde oturduğum bina da yukarıdaki konservatuvarın devamı galiba. Yukarısı müzik bölümü. Burası da bu heykellerden anlayacağınız gibi resim bölümü olsa gerek. Hey, bu 10 lira KGB. 5 euro. Abi inanamıyorum ya. KGB bu. KGB çakma 5 euro. KGB bak. Yani dünyanın ikinci büyük gizli şeyi yani servisi. 5 euro be abi. Bak şimdi bu. Bu. Ha? O da mı KGB? Haydi. 50 gram şey, vodka. Vodka shot. Hop. Tabii canım. Soğukta tak, Sibirya'da tak, ne yapsın şey adam? Sen. Tak atıyor vodkayı. When the Turkish group stop here, uh-huh. They said kaç para? Before I say the price, they say ah çok çok çok. Before they heard the price, they say çok 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 para. Türk geleneği o. Bulgaristan gezimizin de sonuna geldik. Evet. Plovdiv'den veda ediyoruz hepinize. Bulgaristan güzel bir yerdi. Sofya'yı çok sevdim. Bulgaristan'la ilgili buraya gelmeden önce söylenen olumsuz şeylerin hiçbiriyle karşılaşmadım diyebilirim. Çok daha iyi izlenimler edindim. Bir daha gelir miyiz? Vallahi gelirim. Ama Sofya gezime bir de Varna'yı dahil ederim yani. Karadeniz kıyısındaki Varna kentinde Bulgaristan'ı görmek istiyorum. Ama ilerleyen seyahatlerde dediğim gibi bir başka seyahatte yine görüşmek üzere. Bu Balkanlar mı olur, efendim Afrika mı olur, efendim Hindistan mı olur? Bilmiyorum. Görüşeceğiz. Hadi bakalım, hadi bakalım. Bana çeşme gösterin. Vay Necati. Kaçaktan geçtin yine lan. Bana bak. Nereye gidiyorsun? Allah Allah. Oğlum fotoğraf çektim. Çek. Sana. Bir daha tekrar. Bir tane daha abi. Çorba. Ha? kameraman arkadaşıma da bir çorba.